Aziz Pavlus'un doğduğu ve yaşadığı yer olan Tarsus'ta başta Hatay olmak üzere Adana, Samsun ve İstanbul cemaatlerinden katılımla özel bir ayin düzenlendi. Ayinde episkopos ve pederlerin yanı sıra katılımcı gençler de dünya barışı adına dualar ettiler. Hep birlikte Tanrı övgüsü ile söylenen ilahiler kutsal ayine coşku ve renk kattı. Aziz Pavlus'un doğduğu ve yaşadığı şehir olan Tarsus'ta başta İskenderun olmak üzere Antakya, Adana, Mersin, Samsun ve İstanbul cemaatlerinden katılımla özel bir ayin düzenlendi. Mersin'e bağlı Tarsus ilçesinde 1850 tarihinde Ortodoks Arap-Rum cemaati tarafından St. Paul Kilisesi ismiyle yaptırılan ve 2001 yılından bu yana St. Paul Anıt Müzesi olarak hizmet veren kilisede gerçekleştirilen kutsal ayini, İstanbul Havarisel Vekili Episkoposu Massimiliano Palinuro ile Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzetti birlikte yönettiler. Ayini ayrıca İskenderun, Antakya, Adana, Mersin, Samsun ve İstanbul Katolik Kiliseleri pederlerinin yanı sıra İtalya'dan gelen pederler de katılım gösterdi. Törende bir konuşma yapan İstanbul Havarisel Vekili Episkoposu Monsignor Massimiliano Palinuro, Tarsus'un kendisi için özel bir yer olduğuna vurgu yaptı. Tarsus'ta Amari Pavlus doğduğu yerde bu büyük elçi dünyaya geldi. Onun için bütün Hristiyan dünyadan acılılar buraya geliyorlar. Hac yolculuğu yapmak için. Çünkü Tarsus bizim için kutsal bir yerdir. Havari Pavlus, Allah'ın merhametinin elçisi burada doğdu. Ve bugün Rabb'e şükredelim, çünkü Aziz Havari Pavlus sayesinde biz Hristiyan olduk. Ayinde episkopos ve pederlerin yanı sıra katılımcı gençler de dünya barışı adına dualar ettiler. Özellikle Ukrayna'da yaşanan savaşın son bulması ve tüm dünyaya barışın hakim olması adına Tanrı'ya yakarışlar yapıldı.